Teknojok'tan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kripto paralarla ilgili önemli bir içeriği paylaşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde özellikle bazı televizyon kanallarında kripto para madencilerine yapılan baskınlar gösteriliyor ve bu baskınlar sonucunda da kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara el konulduğu belirtiliyor. Tabii bu haberleri duyduğunuzda aklınıza şu soru gelebilir. Ya Türkiye'de kripto para madenciliği yasak mı diye soracak olabilirsiniz. Fakat Türkiye'de şu anda kripto paralarla ilgili bir yasak söz konusu değil arkadaşlar. Hatta dünya geneline baktığımızda kripto paralara yasak koyan tek ülkenin Çin olduğunu söyleyebiliriz ki söz konusu Çin olduğunda yasak olmayan bir şey var mı acaba diye de sormak gerekiyor. Çünkü Çin'de Facebook'tan, Twitter'dan, WhatsApp'tan tutun da Google'a kadar her şey zaten yasak. Ha, kripto paranın serbest olması bizi biraz şaşırtırdı. O yüzden ne yaptılar? Bizi şaşırtmamak için dediler ki ya biz bu kripto parayı da yasaklayalım da bari tam olsun dediler ve kripto parayı da yasakladılar. Bu süreçte Amerika ve Rusya'nın tutumu merak ediliyordu. Onlar kripto parayla ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirttiler ve piyasaları bir anlamda rahatlatmış oldular. Tekrar konumuza geri dönelim. Türkiye'de madencilik. Biliyorsunuz şu anda YouTube'a yazdığınız zaman bile böyle yüzlerce, binlerce belki de madencilik videosu bulabilirsiniz. Yani baktığınız zaman evindeki bilgisayarı biraz güçlü olan herkes madencilik yapıyor. Peki bu kadar çok madencilik yapan varken neden bazılarına baskınlar düzenlenip cihazlarına el konuluyor? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. O yüzden bu videoda bu sorumuza açıklık getirelim istedik. Geçtiğimiz günlerde haber programlarının birisinde ülkeye kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık olarak 1.3 milyon TL olan 157 adet kripto para madenciliğinde kullanılan cihaza el konulduğu belirtilmişti. Burada kripto para madenciliğinde kullanılan cihaz diye bahsettikleri ise arkadaşlar hepimizin bildiği normal ekran kartları, yani bu Bitcoin için kullanılan ezik makinelerden vesaire bahsedilmiyor. Burada asıl önemli nokta ise, yani baskının yapılmasına sebep olan nokta ise bu cihazların arkadaşlar yurda kaçak olarak sokulmuş olması. Haber programlarında şunu söylemiyorlar çoğunda. Ben dikkat ettim. Mesela sitelere girdiğiniz zaman şu ifadeyi görebiliyorsunuz. 5607 ya da 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı diyor. Yani bunu haber sitelerine girdiğinizde pekala görebiliyorsunuz. Ama haberi izlerken direkt olarak verilen olay şu. Kripto para madenciliği yapılan bir yere baskın yapıldı ve baskında işte şu kadar cihaza el konuldu. Tabii bunu duyan insanlar şunu anlıyorlar. Diyorlar ki demek ki bu ülkede kripto para madenciliği yapmak yasak ve yapıldığını öğrenildiğin zaman da bu cihazlara el koyuyorlar. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Burada az önce de belirttiğim üzere önemli olan nokta 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek. Bu kanun ne arkadaşlar? Kaçakçılıkla mücadele. Yani bu noktada kripto para üretiminde kullanılan cihazların yurt içine nasıl sokulduğu çok büyük önem arz ediyor. Eğer siz bu cihazların ekran kartı ya da ezik makineleri olsun fark etmez, vergisini ödeyip yurt dışından satın alıyorsanız herhangi bir sorun yok. Fakat yurt dışından kaçak yollarla bu cihazları Türkiye'ye getiriyorsanız ve vergilerini ödemiyorsanız işte o zaman siz de 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlemiş oluyorsunuz. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Türkiye'ye kaçak bir cihaz sokmuş oluyorsunuz. Bu noktada da kaçakçılık suçuyla yargılanıyorsunuz. Dolayısıyla ülkeye kaçak soktuğunuz cihazlara el konuluyor. Kısaca özetlememiz gerekirse arkadaşlar, halihazırda ülkemizde madencilik yapmak, kripto para madenciliği yapmak yasak değil. Fakat burada önemli olan nokta ne? Kripto para madenciliğinde kullandığınız ekran kartlarını yasal yollarla temin etmiş olmanız. Yani gidip herhangi bir mağazadan aldıysanız ve elinizde faturaları varsa o zaman herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. İsterseniz kripto para tarlası kurun arkadaşlar. Yüzlerce kartınız olsun, kimse size gelip de hiçbir şey söyleyemez. Bunu netlikle söyleyebiliriz. Halihazırda Türkiye yasalarında kripto paralarla ilgili yasak ya da suç belirtecek herhangi bir unsur bulunmuyor. Zaten ticaretini de alım satımını da mevcut yasal platformlar üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de yine elimizden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşene dek hoşça kalın.